Evet, teknenin altında tutmuş midyeleri görüyorsunuz. Bu uzun zamandır bakımsız kalmış bir tekne. Onun için teknenin altının yılda en az bir defa temizlenmesi ve zehirli boyasının atılması çok kritik, önemli. Merhabalar. Bugün teknemizin altının temizliğini yaptık. Nedir altının temizliği? Teknemizin altı kekomoz, midye ve yosun tutmuştu. Bu İstanbul gibi kirli bir denizde maalesef eğer tekneniz varsa ve uzun süre boyunca, ki uzun süre boyuncadan kastım yaklaşık 4-5 aylık kış süresinde beklediği zaman teknenin altı kekomoz denilen böyle konik bir canlı artı midye biliyorsunuz bildiğimiz midye ve yosun tutuyor. Ve bu teknenin aslında gidişini çok 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 etkiliyor. Bir tek teknenin bu alt kenarlarını değil pervanesini ve dümen palasını da tutuyor, yapışıyorlar. Ve dolayısıyla ciddi anlamda teknenizin performansını çok düşürüyor. Onun için gerçekten önemli bir bakım. Çekek sahasına kadar çektik. Çok yakında, marinanın içinde ve önemli bir avantaj. Çok basitçe oraya kadar tekneyi götürüyorlar. Orada kızağa koyuyorlar. Kızaktan hemen karaya doğru daha çekilirken teknenin altını çok güçlü tazyikli suyla ilk birikmiş o midyeleri ve kekomozları temizliyorlar ve yosun parçalarını temizliyorlar. Ben de aslında şaşırmıştım. Önce hemen spatula ile mi yapacaklar acaba dedim ama spatulayı vurduğunuz zaman spatula haliyle teknenin alt yüzeyini de aşındırıyor. Onun için bu su kompresörle verdikleri tazyikli su fikri gerçekten çok güzel. Onun için çok daha basit oldu. Hemen bütün teknenin altındaki ilk midye ve yosunlar gittikten sonra da alamadıkları kısmı da spatula ile alıyorlar. Bu işlemlerin hepsini aslında kendiniz de yapabilirsiniz. Ben kendim yapamaz mıydım? Yapardım. Ama bu sefer ben çok kendim uğraşmak istemedim. İşi ehline teslim ettim açıkçası. Teknenin altı temizlendikten sonra bir tek onunla bitiyor mu? Bitmiyor. Zehirli boyasının vurulması lazım. Zehirli boya nedir? Maalesef adı üstünde evet zehirli. Yani başka bu tip canlıların tekrar gelip tutunmaması için bir malzeme. Ama en azından şöyle anlatayım ben size. Teknenin altı tazyikli suyla temizlendi. Spatula ile alınamayan kısımlar yani kekomozlar alındı. Sonrasında kurumaya bırakıldı. Kuruduktan sonra da zehirli boyası vuruldu. Zehirli boya da bir kat vuruluyor. Sonra bir süre daha bekleniyor. İkinci katı da vuruyorlar. Sonra bir daha bekliyor. Yaklaşık yani bu işlem toplamda 7-8 saatte kuruyup tekne tekrar suya atılıyor. Zehirli boyayı vurmayıp sadece teknenin altını temizleyip suya atsaydık ne olurdu? Şu olurdu. Marmara Denizi gibi bir maalesef organik atığın fazla olduğu denizlerde midye, yosun, kekomoz türü canlıların aslında besin oranını biz arttırıyoruz. Maalesef bizim attığımız organik atıklar bu canlılar için gübre. Bu canlılar zararlı canlılar mı? Değil. Aslında normalde yaşayan canlılar. Ama biz bu tip yani 18 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz ve ekosistemi maalesef bu dengesini bozuyoruz. Dolayısıyla biz onları çok doyuruyoruz. Ve bahara geçişle beraber güneş ışığı ve hava sıcaklığı ve su sıcaklığının artmasıyla beraber inanılmaz bir hızla büyüyüp ürüyorlar. Biz eğer zehirli boyayı atmayıp tekrar koyarsak suya çok büyük ihtimalle daha şu an Mayıs, Haziran aylarındayız. Temmuz ayına tekrar teknenin altı yosunlanmaya hem de kekomoz artı midye tutmaya başlayacak. Bir tane örnek şu an aslında görüyorsunuz. Bu benim yan komşu teknem. Muhtemelen uzun zamandır bakmıyorlar bu tekneye. Görüyorsunuz yani artık teknenin etrafındaki midyeler bunları toplasak hepsi midye dolma olur yani o kıvamdalar. Bu teknenin yürümesi imkansız. Yani evet gidebilirsiniz sağa sola ama hem manevra kabiliyetiniz azalır hem de çok ciddi anlamda motorunuza yüklenirsiniz. Yakıt sarfiyatınız artar. Dolayısıyla bu bakım hayati kritik. Ne kadar bu bakım eminim onu merak ediyorsunuz. Biz çekilme, temizlik artı zehirli boyasının atılması ve tekrar atılmaya 1500 lira olarak anlaştık. Ben biliyorsunuz bu tip videolarımda sizle şunu paylaşıyorum hep. Evet bir kişi için gerçekten 1500 lira ekonomik olmayabilir. Ama ben bir önceki videolarımda da şu an linkini görüyorsunuz. Onu da lütfen izleyin. İstanbul'da nasıl tekne sahibi olunur ekonomik bir şekildeye dair güzel bir fikir veriyorum. Basit gelebilir ama bu gerçekçi ve güzel bir fikir. Bir ortak arkadaşınız olduğu zaman bu masraf yarı yarıya bölünüyor. 1500 liralık bir masraf 750 lira oluyor. Ve düşünün ki yılda bir kere yapıyorsunuz bunu. Ben bunu da yapmak istemiyorum. Bu da çok derseniz bunun da çözümü var. Ama geçici bir çözüm. Ben yapmadım mı daha önceki senelerde yelkenli sahibiyken yaptım. 4 yıl boyunca tekneyi karaya almadım. Ve dalgıç çağırdım. Dalgıçın bir gelişi ve teknenin altını temizlemesi için yaklaşık 250 lira 300 lira istiyor ve 15 dakikada teknenin altını spatula ile mis gibi yapıyorlardı. Ama dediğim gibi zehirli boyası atılmamış oluyor ve tekrar bu bahsettiğim canlılar tutmaya başlıyordu. Bu da tekrar performansı düşürüyor. Ben bu sene böyle bir şey yapmayı tercih ettim. Bakarım seneye belki tekrar zehirli boyasını atmam. Belki iyi durumdadır zehirli. Atmamıştır. Şeyini koruyordur. Kondisyonunu koruyordur. Zehirlisini yapmayıp belki tekrar dalgıç yöntemi tercih edebilirim. Tekrar söylüyorum.
İstanbul'da tekne sahibi olmak evet zor. Ama ben size nasıl ekonomik bir şekilde yapabilirsiniz bunu anlatmaya çalışıyorum. Zaten sudan sebepleri de kurma amacım biliyorsunuz buydu. Bu videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız benim bu zor işi emin olun ne var bunda diye olabilirsiniz. Ne var ya bir video çekip anlatıyorsun diye olabilirsiniz ama gerçekten zahmetli bir işmiş bu. Video çek, editle, YouTube'a koy. Belki günlerdir uğraşıyorum bir video için. Benim şu an gerçekten motivasyona ihtiyacım var. Bununla ilgili beni desteklerseniz, sorularınız varsa lütfen yorum olarak yazın. Seve seve hepsini cevaplayacağım. Zaten kanalımın şu an yüz binlerce abonesi olmadığı için eminim bol bol vaktim olacak. Uzun uzun cevaplar yazabilirim size. Tekneyle alakalı tereddütünüz olan marina vesaire, daha önceki videolarda bulunduğum özeller marina, daha küçük bir marinada nasıl tekneyi konuşlandırırız gibi fikirler veriyorum. Şu an aklınıza gelen şeyleri bu videonun altına da yorum olarak yazabilirsiniz. Tekrar lütfen gidin kanalıma bakın. Sudan sebeplerin tekneyle ilgili bölümlerinde ben şu an ortak sahip olduğum Rota markalı tekne üzerinden size fikirler veriyorum. Oralarda lütfen bana yorum yazın. Beğeni butonuna tıklarsanız, abone de olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.